Evet, teşekkürler. İzmir'den iyi yayınlar diliyorum. Sabah saatlerinden itibaren İzmir'de güney-güneybatı yönünden esen lodos fırtınası nedeniyle özellikle İzmir'in kuzey kesimi, Karşıyaka sahili, Bostanlı sahili dalgalar, yüksek dalgalar, zaman zaman 2-3 metre dalga boyuna ulaşan dalgalar nedeniyle sahilin büyük bir kısmı su altında kaldı. Hem dalgalar yüzünden hem de altyapı eksikliğinden dolayı kot farkı yanlış hesaplanması, yanlış mühendislikten dolayı sahil kesimi su altında kaldı. Tramvay yolu su altında kaldı. Şu saat itibariyle dalga boyu biraz düştüğünden dolayı şu anda sular çekildi diyebiliriz. Ama görüyorsunuz işte şu anda Bostanlı sahili deniz kenarındayız ve şu anda burası su altında. Komple Gökhan sahili de gösterirsen eğer, evet, İzmir'in birçok noktasında çatılardaki kiremitler uçtu, ağaçlar devrildi. Özellikle bu yakınımızdaki Bostanlı Balıkçı Barınağı yine dalgaların etkisiyle tekneler sahile vurdu, hasar gördü. Evet, şu anda Gökhan'cığım bu tarafı gösterirsen eğer, bakın belediye ekipleri motopomplarla sahildeki suyu çekmeye devam ediyorlar ve işte motopompların ucu da denize boşalıyor. Şu anda hala deniz kenarında dalga devam ediyor. İşte yan tarafımızda bir tane halı saha var. Halı sahada ve şu anda su içerisinde, burada futbol oynanıyordu. İzmir bugün, evet, yer yer 70 ila 110 kilometreye ulaşan tam fırtına tabir edebileceğimiz fırtınayla baş başa kaldı. İşte dalgalar hala denizden karaya vurmaya devam ediyor ve su burada hala devam ediyor. İşte burada görüyorsunuz yağmur giderleri var. Onlar denizin, Gökhan'cığım hemen şuraya gelirsek eğer, işte bu yağmur suyu giderleri hem iç tarafta hem burada var ama denizin yükselmesiyle suyun gitmesi mümkün değil. Bir de üstüne üstlük altyapı eksiklikleri olunca İzmir'de şu anda Karşıyaka sahilinde oldukça zor anlar. Trafik tıkandı, tramvay seferleri durdu, sahilde, denizde feribot seferleri ve vapur seferleri iptal edildi. Fırtınadan dolayı şu anda da görüyorsunuz İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri suyu hala tahliye etmeye çalışıyor. Ama dediğim gibi fırtına bir taraftan, buradaki sorunun ana nedeni kot farkı, yanlış mühendislik ve yağmur suyu kanallarının denize dökülüyor olması. Bundan dolayı deniz kabardığında da işte buradaki manzara gerçekleşiyor. Evet, İzmir'de fırtına etkisini azaltsa da şu an itibariyle fırtına devam ediyor. Denizdeki dalga boyu çok yüksek. Biz İzmir'den gelişmeleri sizlere aktaracağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.